Beğenip beğenmediğini yüzünden anlayamıyorum. İyi mi görünüyorum, kötü mü? Nasıl görünmek istedin? İyi görünmek istedim tabii ki. Hadi, dosdoğru söyle. Neden öyle davrandığını anladım. Sportif faaliyetlere ani düşkünlüğün. Piyano çalacağım diye tutturman. Araba kullanmayı öğrenme hevesin. Hepsinin altında yatan Selin'e benzeme hevesi. Selin'in kıyafetinin aynını giymişsin. Bu kıyafetle eşarbı Nesli Hanım hediye etti bana. Hadi kardeş, buraya park edin lazım, başka tarafa. Kesin şu gürültüyü, akşam akşam ne oluyor ya? Anam! Gürültü mü dedi, bana mı öyle geldi? Sanırsam gürültü dedi. Gürültü dedi galiba. Senin o gürültü dediğini Murat Bey'in doğum gününde çalıp söyleyeceğiz biz, ne haber? İç. Bana bak kapı kardeş, sen bizi hatırlamadın galiba. Biz davetliyiz. Vay, araba ya. Murat Bey. Levent Bey geldi. Anam, arabaya bak, balçık. Anam, bu ne kız? Bütün mahalle toplanmış burada. Levent Bey. Hayırdır kobra? Murat Bey bizi doğum gününe sürpriz olaraktan çağırdı. Vaziyet tam olarak budur yani. Hasret'in haberi yok. O da sürpriz olacak. Murat Hoca öyle istedi. Ha. Araba çok sevmiş. Sağ ol. Kaşıradım. Koray, açsana kapıyı. Misafirlerimiz içeride kalmış. Açmadı ki. Koray, açmadı. Açmadı. Aç şu kapıyı. Buyurun. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Koray. Ben böyle şeyleri bilmem. Böyle hayatları hiç görmedim ki ben. Senin gözünün gördükleri de güzel Hasret. Hatırlıyor musun üzerine Beri'nin elbisesini geçirip onun şarkısını söylemeye başladığında ne dediğimi? Başkasına benzeme. Kimse gibi olma demiştim. Kendin gibi söyle demiştin. Ama bu başka. Hayır. Hiçbir farkı yok. Her şey için geçerliydi. Birinin kopyası olmadan ayakta durmalısın. Sen ol. Başkası değil. O zaman herkes beğenir seni. Benim için seni beğenmen daha önemli. Senin beni kale alman daha önemli. Seni beğenmediğimi mi düşünüyorsun? Buyurun. Atlatalım artık kız bombayı. Abla nereden çıktınız siz? Abla çıkmış yokuş başına. Rastığı çekmiş gözü de kaşına. Murat Hoca davet etmiş yaş gününe. Hasretimin hem narına hem hatırına. Seni kale almıyorum öyle mi? Hoş geldiniz. Canım. Murat Hoca kaç yaşa giriyorsunuz? Ayıp ettin be kopra. Hocaya yaş sorulur mu hiç? Sorulmaz hoş mı? Be. Sorulursa da adabından. O zaman soralım bakalım. Allah Allah. Öğrenmek için muhteremin yaşını. Alcan eline sazını. Açcan selalik karşılamasını. Her duruşumuz eder yaşın 4 yılı. Sen dur demezsen bitmez. Bulursun 100 yaşını. Tadiler Alesta. Hadi. Anladın mı ne olacak? Hadi çalın da anladım. Bulalım hocanın yaşını. Orkestranın durduğu an 4 yıla sayılır. Ben de anladım. Beni kale aldığını. Teşekkür ederim. Hadi be. Hoppa. Hoppa. Thank you.
be. Hop. Çok affedersin Mehmet'le ya biraz daha böyle için. Peki. Yok Hatice'den boş ver. Beni anlamam bırak asla da be. Valla dikkat et biraz. Sen bahse benim ayağıma. Niye ben sen benim ayağıma basın mesela? Hadi yapma be. Bir dans etmeyi ne oldu kız? Beceremedin mi? Bir dans edelim. Belli o beceremedi. Rezil. Aslında yalnız bulduğum iyi oldu. İçeride bir masada olsa hediye var seni bekleyen. Şanslı adamsın. Bu hediye de benim mi? Hı hı. Ama bu onlar kadar... Olmaz. Pakette ne olduğu söylenmez. Ver. Ben açacağım. Ama bak çalışmıyorsa bozulmayacaksın ama. Tamam. Ben içeri gireyim. Bir saniye, bir dakika dur. Bu harika bir şey. Çok güzel. Harika. Bak. Bu çalışmıyorsa bile umurumda değil. Bu bana hep seni hatırlatacak. Bak işte. Sana kendin ol dediğimde bunu kastediyordum. Kırık da olsa, çalışmasa da... Bu saati bulup alıp bana hediye edecek tek kişi sensin. İçerideki kalabalıktan bir tek sen. Bana iyi bir şey söyledin galiba. Bu gece bu evin her köşesinde ayrı bir alem yaşanıyor. İçeri gelmen lazım. Nesrin Hanım hayatının gecesini yaşıyor. Kendini açtı. Bunu kaçırmayın. Hadi gel. Annem hasreti Selin'e benzetmeye çalışmış. Düşünebiliyor musun? Meseleyi büyütme. Yani hasret Selin'le ilgili bana da sorular sordu. Benden yardım istedi. Annemden de istemiş olabilir. O istemiş olabilir. Ama annemin teşvik etmesi gerekmiyordu. Sen onu beğeneceksin diye hasretin yapmayacağı şey yok. Ama zaten senin onu beğendiğinin farkında bile değil. Evet. Onu beğeniyorum. Bence doğru bir yolda. İyi çalışıyor. Başaracak. Sen var ya, kafa karıştırmakta birebirsin. Yani kızın da kafasını karıştırmışsın. Kimin, Hasret'in mi? Evet, kendin ol demişsin. Kız şimdi bana soruyor. Ne zaman olayım, nasıl olayım, nerede olayım diye benden yardım istiyor. Aramıza hoş geldin öğretmenim. Yok. Bak beni karıştırma. Ben anlamam hocalık işlerini. Hadi Levent, arkadaşının sırtından biraz yük al. Göster ona ihtiyacı olan şeyleri. Bak, iyi bir arkadaş olduğumu sıkıcı işleri üzerime alarak sana kanıtlayacağım. Neymiş o sıkıcı işler? Büyük gösteri tanıtım metinlerine göz atmak, sponsorun taleplerini değerlendirmek. Bir de hala içime sinmeyen sahne akışı için bir hal çaresi bulmak. Bir de unuttum en önemlisi. Yeni okul müfredatı için acımasız eleştiriler hazırlamak. Of.
Seni seviyorum. Ben de. Sağ ol bana yardım edeceğin için. Bana bak, ben kendin olgurusu falan değilim. Aklım neye ererse onu söylerim ona göre. Hı, tamam. Allah'ım yarabbim ya. Ya zaten bir kalpten söyleme meselesi vardı. Nereden çıktı şimdi bu? Bizde herkes kalpten söyler. Bak beni oraya götür. Gör bak nasıl ciğerden söylerim. Burada da söylerim ama tam öyle olmuyor işte. Senin her zaman için mahalledeki gibi söylemen lazım. Her zaman. Yani kendini hep mahallenin içinde, kendin gibi hissetmelisin. O zaman mahalleyi yanımda taşımam lazım. Nasıl olacak? Mahallenin taşlarını, ablamın gülüşünü, Cihan'ı, klarnetinin sesini yanımda mı taşıyacağım? Taşısan iyi olur ama değil mi? Hı. Ben ciddiyim. Hadi sen okul için hazırlan. Benim bir işim var. Okul mu? Hı hı. Söylemeyi unuttum değil mi? Murat okulda çalışma için yer ayarlamış. Gerçekten mi? Hı hı. Onunla konuşayım ben o zaman. Yok 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 yok. Sen rahat bırak. Onun çok sıkıcı, yani çok önemli işleri var. Sen okul için hazırlan, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Bence Sufi müziği güzel bir doktora tezi konusu. Tavsiye ederim. Tamam. Görüşürüz. Saima Hanım, yardımcı olmamı ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Bitirdim ben işimi. Sağ olun Murat Bey. Murat Hoca! Murat Hoca! Murat Hoca! Biz Levent'le okula gidiyoruz. İyi tamam, bağırma. Kulaklarım işitiyor. Aman ne bileyim, duymazsın diye işte. Hiçbir şey anlamadım. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ki. Levent'le diyorum. Okula gidiyoruz diyorum. Sen demişsin. Evet. Dedin mi? Dedim. İyi, okulda görüşürüz o zaman. Kendi yetmiyor, bir de seni bulaştırdı yani. Etrafında ne kadar adam varsa Hasret Hanım'ın peşinde koşacak. Bu yeni mi? Yeni mamülümüz efendim. Hemen tattırayım. Aslında beni bulaştırmasından memnunum. Buyurun. Böylece Hasret'i daha iyi tanıyacağım ve... Aman Levent'ciğim, bir de seni kaybetmeyelim. Nesrin, benim elimden öyle insanlar geçti ki duysan şaşarsın. Her biriyle uğraştım ve hiçbirinde kaybolmadım. Meselemiz Murat'a Hasret'in büyük gösteriye uygun olmadığını göstermek değil mi? Hem de hiçbir manada. Yani başka bir deyişle Hasret'in kime ve neye uygun olduğunu göstermek. Kesinlikle. Halledeceğim. Murat'ın da dayanamayacağı noktalar var. Onun zayıf noktasını biliyorum. Ve galiba Nesrin, sizinkini de öğrenmiş olduk. Böyle mi duracaksın sahnede? Nasıl duracağım? Böyle kazık yutmuş gibisin. Böyle kollarını biraz rahat bırak. Ha? Kambur gibi durdun şimdi de. Böyle sırtında küfe taşır gibi. Ya öf! Nasıl duracağımı söyle, öyle durayım. Hayır, nasıl duracağını sen bulacaksın. Benim sana söylememle olmuyor, görüyorsun işte. İçinden nasıl geliyorsa öyle yap. Rahat rahat hissetmelisin kendini, sahnede gibisin. Nasıl bulacağım ben? Daha önce çok yaptım sanki. Koskoca sahnede, o kadar seyircinin önünde. Hem içinde sosyetikler de var. Nasıl şarkı söylenir ben nereden bileyim? Cihan? Söyle be Hasret. Boş ver sen sahneymiş, seyirciyi bir sosyetikler bir. Söylesen bildiğin gibi ya. Yanım yanında, dudağım dudağında. Yanım yanında, Hasret. Dudağım dudağında. Bir dakika, bir dakika. Fena değil. Sanki seni böyle buralardan tavana bağlamışlar gibi, anladın mı beni? Yukarıdan ipi çekmedikçe böyle kımıldamayacakmışsın, hareket etmeyecekmişsin gibi. Ya neden rahat değilsin? Kız sen bu şelalinden biliyorsun be. Firiş daha gelse senden laçı yapamaz. Bandırasız durma öyle. Ya biliyoruz. Kaç diganı kuyruğumda sallarım ama bazen biz de öyle oluyoruz aftos pios. Oo, birbirinizi gördünüz hemen ağızlar değişti. Aman ha, Murat duymasın papara yeriz. Ya ama öyle yapsak olmuyor, böyle yapsak olmuyor. Nasıl duracağım ben? Ellerini ya yumruk yapıyorsun ya da esas duruştaymış gibi kasıyorsun. Rahat bırak gözünü seveyim, rahat bırak şunları, rahat bırak. Benim yanımda seni rahat ettirecek bir şey var. İyi günler hocam. İyi günler. Vay, kadınlar neden sana bayılıyor anladım şimdi.
Ya bu tırışkadan bir hareket değil. Bizim kızımız çiçekçi. Eli mikrofondan önce çiçeğe alışkın. Senin elin en iyi çiçek tutardı be Hasret. Mahalledeki en kıyak çiçekçi kız sendin be. Şu çiçek olayına biraz sahne aksiyonu katsak ha? Neyse aksiyon, çiçek işte. Diyorum ki, sahnede şarkı söylemek bile bir oyun sergilemek gibi değil mi yani? Hasreti sahnedeki oyunun havasına soksak. Mesela bunu filmlerdeki gibi versen. Filmlerdeki gibi. Hı hı. Veririz. Heh, hadi bakalım. Karanfilin en kırmızı sana. Sen en ciğerden söyle diye. Mersi. Murat, gelsene. Hadi gel. Yok yok. Ya gel gel, nazlanma gel. Nasıl gidiyor çalışmalar Levent? Göreceğiz. Hadi Hasret, bir daha dene bakalım. Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım. Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım. Salla sana doyayım, gönül salıncağında. Salla sana doyayım, gönül salıncağında. Bravo. Helal be, helal be. Tam 18 desi var ya. Bir de peşim attı bu tamam. Kolların kazık gibi durmuyor artık. Aferin. Nasıl becerdin? Cihan var ya, ona bakınca. Hasreti çalıştırırken Cihan da yanında olsun istedim. İyi de etmişim baksana. Sence de öyle değil mi? Daha iyi olmadı mı? Bakalım. Zaman gösterecek. Sen de kalsaydın fikirlerini söylerdin. Yok, kalamam. Yapma ya. Neden? Sponsorla ilgili bir sorun var. Murat Bey, şirketi temsil eden avukatla görüştüm. Şirketin başkan yardımcısından randevu aldım. İzmir'de sizi bekliyor. Hemen akşam için uçak bileti al Aslı. Tamam, hemen. Basınla ilişkilerine çok dikkatli olmalısın. Sana saldırılabilecek noktaları, en zayıf tarafları sen bilirsin. Onlara karşı savunma geliştirmelisin. Seni zorlayacak soruları düşünelim. Hasret Hanım, aylarca kapanıp çalıştığınızı söylüyorsunuz da nereye kapandınız acaba? Bravo. Nereye olacak? Murat Hoca'nın evine. Dıt. Yani çalışmalarımı rahatça sürdürebileceğim bir yere. Kendinizi tamamen işinize verdiğinizi söylüyorsunuz. Peki aşk meşk durumları ne oldu? Finito mu? Yok. Aşkla işim yok benim. He. Yok ya. Belki aşkın sizinle işi vardır da bilmiyorsunuzdur. Belki de kuyruğunuzda dolanıyordur da haberiniz yoktur. Aşk meşk yok demek de olmuyor Hasret Hanım. Yok diyorsak yoktur Cihan Bey. Sen farkında değilsin ama etrafta sana taarruz var. He. Bir iyi niyetli olanlar var sana canını ciğerini verecek. Bir de kıtıpiyozlar var seni antik kuntun işlere sardıracak. Sen ayıracaksın artık kasa olanla reklam olanı. Bir an önce aç gözünü. Güme gideceksin. Kurtaramayacaksın kıçı. Sen biliyorsun da ben bilmiyor mu? Sana ayan beyan da bana tilt mi dangoz? Bana öyle her bir şeyi biliyormuş gibi hava basma. Enayidin beleyi. Arkadaşlar. Ya sen bana dokunduracağına kuyruğuna dikkat et Hasret Hanım. Fazla kalkmasın havaya. Şimdi o kalkmış kuyruğumla sana bir çarparım ben. Yapma be Hasret'im. Sana tokat çakmak değil. Çiçek tutmak yakışır. Ay. Yine mi getirdin? Anam bu seferki kristal lamba kokulu be. İşi bilen çiçekçi kıza karanfili kristalini getirir. Cihan. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.